Düzgün piramitlerde arkadaşlar şöyle bir durum var. Yükseklik evet tabanın ağırlık merkezine iner. Peki düzgün piramit olmazsa bu soru gibi tabanı herhangi bir dik üçgen, herhangi bir üçgen olduğu zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu soruda tabi normalde özel bir şey yapamazsınız. Sorunun verdiğiyle idare etmek zorunda kalırsınız. Ancak bu soruda KA, KB, KC bir noktadan çıkan 3 tane doğru eşit verilmiş ve tabanda bir dik üçgen. O zaman arkadaşlar işte bu sanki bir koni gibidir. Bakın şöyle düşünün. Bir koni de gerçekten bu uzunlukların hepsi eşit, değil mi? Haliyle arkadaşlar burada gerçekten yükseklik bu yüzden merkeze iner ama ağırlık merkezine değil. Çemberin merkezine iner arkadaşlar. Dolayısıyla çemberin merkezi dik üçgende hipotenüsün ortasıdır. Bu yüzden KH yüksekliktir. Şimdi bundan sonra yüksekliği nasıl bulacağız? Şurası e, kök 13, burası kök 13, 6, 4. 2 kök 13'den dolayı bir kenar 7 olduğu için 49'dan 13 çıktı. 36, burası da 6 geldi. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür piramidin hacmi. Taban alanı 6 çarpı 4 bölü 2. Yükseklik 6 bulduk. Bölü 3. Böylece 24 oldu arkadaşlar C şıkkı. Bu sorudaki en önemli nokta aslında burada bir gizli koni olması. Piramidin hacminde bulurken taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 yardımıyla bulabilirsiniz. Bakın şimdi ben istediğiniz tabanı taban kabul edebilirsiniz. Yeter ki ona dik bir kenar insin. RC'yi yükseklik. CSP'yi de taban alanı olarak kabul edersem 4 çarpı 3 bölü 2 Çarpı 5 bölü 3. Böylece arkadaşlar hacim 10 gelir yeşil bölgenin. Tüm hacim 6'nın kübü. Eksi 10'dan dolayı 206 olur. Şunu diyebilirsiniz. Hocam benim canım burayı almak istiyor. Evet 4 buraya dikiliyor mu? Alabilirsin. Ya da hocam ben 5 4'ü taban kabul etmek istiyorum. Evet cp yüksekliği olduğu için bunu kabul edebiliriz. Problem yok. Piramidin tabanı kare olacak. Dolayısıyla bu yan yüzeylerin tabanlarının kenarları aynı uzunluğa sahip olması lazım. Burada bakın dörde bölmeyin sakın. Çünkü üstte de bu eşit parçalar var. O yüzden ikiye bölüp altı altı olduğunu görürseniz bakın dört tane birbirinin aynısı üçgen. Bunların tabanları da altı yükseklikleri de beş. Dolayısıyla şöyle bir kare piramit bakın. Bunların hepsi aynı üçgenler. Yan yüzey yani aslında bu yan yüzeylerin hepsi birer üçgen. Aynı zamanda tabanları da 6 santim oluyor. Demek ki bu karenin alanı 36 santimetre kare oldu. Paralel kenarın toplamalı bunların da yüzey alanı eşit. O zaman 12 çarpı 5'ten 60 santimetre kare de yan yüzeyin alanı toplam 96 A şıkkı. Arkadaşlar düzgün kare piramidin alanını bulacağız. O zaman şöyle bakalım tabana inecek yüksekliği 40 vermiş. Sonra şöyle arkadaşlar bakın 30 santim karenin yarısı ya. Böyle birleştirdiğimiz zaman yan yüzeyin yüksekliğini buluyorduk. Yüksekliği bulurken iki aşama vardı. Piramitte ya tabanın böyle bir kenarın orta noktasına gönderip bununla dik üçgenden yararlanarak buluruz. Ya da şöyle köşeye indiririz. Yan kenarın böyle TB kenarından yararlanarak. Ama burada ben maviden yararlandım. Çünkü 30 orada güzel bir sayı. 40 da güzel böylece 50 oldu. Ve bunun tabanı 60. Taban 60 yükseklik 50 bölü 2. Bundan 4 tane var. Artı altta arkadaşlar 60 olduğu için e, orası da 60'ın karesi. Artı 4 tane de yan yüzey var. Yani bir kenarı 1 metre yani 100 santim çarpı yan kenarlarda arkadaşlar 60. Bundan da 4 tane var. Toplam alanı bulacağız buradan. Ben hesaplanmışını yazayım. 336 oluyormuş. Ve buradan da o zaman 3.36 oldu. C şıkkı. Olmazsak işin pisleşeceği bir soru. Zaten arkadaşlar işimiz var. Şimdi bakın. Burada üst yüzeyin alanında şuna dikkat edeceksiniz. Bakın şu kısım normalde işte bir yüzey. Sonra... Onu kapatıyor bir üstteki ikinci e, kısım ama aslında ne oluyor biliyor musunuz? Yukarıdan baktığımızı düşünün arkadaşlar. Piramit şöyle oluyor bakın. Şöyle bir e, üstteki bu alan var. Diyelim burayı biz boyayacağız. Burayı boyamam lazım. E sonra bir üstteki şöyle bakın ne güzel. E burayı da boyamam gerekiyor. Üstten bakıyorum sadece yanlara bakmıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sonra arkadaşlar böyle. E sonra böyle. Sonra böyle. O zaman biz üstten bakınca aslında bir nevi tabandaki bir karenin alanını bulmuş oluyoruz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 6'dan 36'ymış. Buradaki arkadaşlar tüm üstten baktığımızdaki bölgelerin alanlar toplamı. Bu bizim işimizi biraz rahatlattı. Şimdi yan yüzeylere bakalım. Yani şu, şu şu bunlara bakalım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 arkadaşlar. Şimdi bundan sonra 21 tane bu tarafta varsa e, 4 bir tarafında 21 tane vardır. O zaman 21 çarpı 4'ten 84 olur arkadaşlar. 84 artı 36. Bir de bunun alt yüzeyi var. Sonuçta alt yüzey de bir yüzey. Onu da unutmayalım. 36 böylece 156 oldu arkadaşlar. B şıkkı sıkıntılı bir soru. Kıcık ama güzel. yüzlü bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan bir 400'lü ve piramittir arkadaşlar. Bunun şimdi yüksekliğinin formülünü falan o kadar dersin içinde ezberleseniz de unutursunuz. O yüzden normal güzelce yapalım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir kenarına uğraşmamak için kesirlerle 6A diyorum. Böylece 3A olsun. Düzgün piramitlerde yükseklik tabanın ağırlık merkezine iner. Dolayısıyla 30'un karşısı 3A ise 60'ın karşısı 3A köküçtür. Burası A köküç olur. Burası da böyle 2A köküç olur. Yükseklik 2 köküç verilmiş. Bir kenarda zaten 6A dedik. 36A kare eşittir. 12 artı 12A kare Buradan da 24 a kare eşittir. 12'den a kare arkadaşlar 1 bölü 2 oldu. A da 1 bölü kök 2 yaptı. Şimdi a 1 bölü kök 2 ise o zaman bunun hacmini artık bulabiliriz. Taban alanı yani bunun bir kenarı e, ne gelmiş oldu? 6 çarpı 1 bölü 2'den 3 kök 2. Yükseklik arkadaşlar 3 kök 3. Hatta şunu diyelim a kare kök 3 bölü 4'ten a kare kök 3 bölü 4 uğraşmayalım. 18 kök 3 bölü 4 taban alanı. Yükseklik zaten 2 kök Bölü 3 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla burada şu 3 ile 18'i sadeleştiriyorum. 6. Sonra 6 kere 2 12. 4 ile sadeleştirdim. 3. 3 üç çarpı 3'ten 9 oldu D şıkkı. Düzgün altıgendi arkadaşlar. Şu uzun olan köşegen kenarın iki katıydı. Çünkü orada altı tane eşkenar üçgen oluşuyor. Eşkenar üçgenin iki tane kenarıdır şurası. Bu yüzden iki kat. Demek ki bu yamuk oluşturacağı için şu şekilde bir kenarı 4 kök 3 olacak, bir kenarı 2 kök 3 olacak. Bakın yamuğun tabanı 4 kök 3 olduğu için burada duruyor. 4 kök 3 kapattığınız zaman artık burası taban olacak. Küçük kısımda üst taban burası 2 kök 3. Böyle bir e, yamuk olacak bu taraf, bir de üçgen piriz, pir, piramit olacak tamamı. Şimdi biz kesik piramitlerde, kesik konilerde şekli tamamlayarak çözeriz arkadaşlar. Bu şekilde bakın şekli tamamladım. Ve ne oldu? İki köküçe dört 3 köküç. Demek ki orta taban demek ki tam ortadan ikiye bölündüğü için üst parça alt parçanın aynısı oldu uzunluk olarak. Peki bunun bize katkısı ne olacak? Şimdi biz tabanı biliyoruz. Yani piramidin hacmi neydi? Taban alanı 48. Burada ama benim yüksekliğe ihtiyacım var. Sonra 3'e böleceğim. Bir de şunu hatırlayalım arkadaşlar. Benzerlik oranı ne gelmiş oldu? Küçüğün büyüye oranı 1 bölü 2. Hacim oranı neydi? Bunun kübü 1 bölü 8. O zaman şu üstteki yaptığım kısım... 1 bölü 8 olduğu için V dersem altta bizden istediği kısım 7V oldu. Tüm hacmin 7 bölü 8'ini bulacağız. Demek ki benim bilmem gereken tek şey burada yükseklik. Onu nasıl buluruz? Düzgün piramitlerde arkadaşlar tabana indirdiğiniz dik ağırlık merkezine iner. Dolayısıyla siz böyle dik indirdiğiniz zaman yüksekliği bulmak için bu ağırlık merkezine inecektir. Tabanda da bir kare var. Şöyle düşünün bakın. Bir kenar 4 kök 3. Bir kenar 4 kök 3. O zaman şöyle yaptığımız zaman 4 kök 6 oluyor. Bundan dolayı da buranın tam böyle indirirsek diğer köşegeninde tam arkadaşlar ağırlık merkezindeki bu kısım 2 kök 6 oluyor. Burası 2 kök 6. Sonra yamuğun zaten kısa kenarı 2 kök 3 de o yüzden üst kısımda 2 kök 3. Şuraya dikkat edin bakın. Yamuk olduğu için arkadaşlar bu kenarların hepsi 2 kök 3 onu atlamayın nereden geldi? 2 kök 3 demeyin böylece. Toplam uzunluk 4 kök 3. Şöyle diğer dik kenar 2 kök 6. Aslında burada 45, 45, 90 üçgeni var fark edenler için ama fark edemediniz diyelim. 48, eksi 24 eşittir. H kare, bakın H gerçekten 2 kök 6 geldi. Artık bunu gidip yerine yazarız. 48 çarpı 2 kök 6 bölü 24 çarpı 7. 14 kök 6 oldu arkadaşlar. Ha bir de şuradaki 2'yi unutmuşum affedersiniz. 28 kök 6 oldu. A şıkkı. Bir kare piramit olacak arkadaşlar. Yani yükseklik tabanın ağırlık merkezine inecek. Şöyle benim için aslında lazım olan ne biliyor musunuz? Bir kenar şöyle tepe noktası T olsun. A, A, B, C demeyelim. E şöyle M, N, L, K karesi olsun şu kare arkadaşlar. Buradan bir Tm kenarı, sonra arkadaşlar böyle tabanın ağırlık merkezine insin ve şuradan da böyle yüksekliği bulayım. En basit yerden başlayalım. Tabanın bir kenarına 6 santim demiş. O zaman buradan 6 olduğu için karenin köşegenleri dik kesişir. AAA kök giden şöyle OM uzunluğu 3 kök 2 olur. Doğru mu? Sonra arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Tm'yi bulacağız. Onu da nasıl bulacağım göstereyim. Şimdi bu karenin bir kenarı 6. Büyük karenin bir kenarı 14. O zaman arkadaşlar düzgün kare piramit olduğu için yükseklikler eşit olacak 4 4. Ve şurası orta noktalardan geçtiği için 3 3. Demek ki yan yüzeyin bir kenarını 5 bulduk. TM'yi 5 buldum. 25'ten 18 çıkartırsam TO'nun karesini bulurum Pisagor'dan. TO işte size yükseklik. Artık piramidi şöyle çizeyim. Orada amaç yüksekliği bulmakta ağırlık merkezine indirmek için. Şöyle bir piramit oldu gördünüz mü? Taban alanı 36, yükseklik kök 7 bölü 3 eşittir 12 kök 7 D şıkkı. Böyle bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Bunun orta noktalarını şöyle alacağız. Bu şekilde birleştirip piramit yapacağız. Bakın şöyle tepe noktası T olsun şöyle bir indiriyorum. Kenarı da şöyle birleştiriyorum. Bunun bir kenarı 6 6 olduğu için artık bu kenarlar 6 santim. Eşkenar üçgen olduğu için düzgün 400'lü olacak ve tabanın ağırlık merkezine inecek. 3 3. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3. Ağırlık merkezi olduğu için köküçe 2 kök 3. Böylece bakın birleştiriyorum. Şuraya h dersem h kare artı 12 36. H da buradan 2 kök, 2 kök 4 ne ya? 2 kök 6. Şimdi buna göre taban alanı arkadaşlar a kare kök 3 bölü 4. 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Çarpı 2 kök 6 bölü 3. Buna göre cevap 18 kök 2 olacak e şıkkı. Sorularında açılım yapmak lazım. Bakın şu TAB'yi. Kapak gibi düşünün. Böyle aşağı doğru açacağım ve burada arkadaşlar ABCD yüzeyiyle ile aynı düzlem üzerine getireceğim. Yani görüntü şöyle olacak biz tepeden baktığımızda. Kare, üçgen böyle. Burası A harfi B, C, D. Tepe noktası ve şöyle arkadaşlar buradaki e, hatta şöyle yapayım bir. Burası kök 5 verilmiş. Burası 2 kök 5 verilmiş. O noktası ve işte size E noktası. Doğrusal hale getirdik. Şimdi bunu bulalım arkadaşlar. Merkezden şöyle bir dik indirdiğimiz zaman 3 santim ve 3 santim bölecek. E'den bir dik bu da arkadaşlar bakın şimdi dikkat edin. E, 6 normalde şu bir kenara 6 idi ya. Şöyle göstereyim. 6 ikizkenar üçgen olduğu için normalde 3 3 Burada arkadaşlar E noktasında 1'e 2 oranı olduğu için şurası kök 5, 2 kök 5 karşılıklı oranlar eşit 2'ye 1. Yani şöyle bir AH2 dersek şuraya da T dersem HT1 olur arkadaşlar. Şurası daha doğrusu şöyle burası da 1 olmuş olacak. Şimdi bundan sonra artık standart merdiven soruları çözüyoruz ya. yani dik üçgende şöyle en kısa uzaklık nedir şeklinde onun gibi yapacağım şöyle birleştiriyorum. Sonra arkadaşlar burası 3 santim. 2, 2 kök 5. Pisagor'dan burası 4 olduğu için. Şurası 4. Buraya da R diyelim. R O arkadaşlar 7 santim oldu. Dikdörtgenden dolayı E de 1 santim oldu. Böylece bakın şu dik üçgende Pisagor 49 3 artı 4'ten 7 49 artı 1 50 eşittir bulmak istediğimiz mesafe yani OE'nin karesi. Demek ki 5 kök 2'ymiş. Cevap buradan D şıkkı. Klasik olarak en kısa sorularında açacağız bir kapak gibi düşünüp üst tarafı bakın şöyle açıp F D orası neymiş? F L K E pardon. F L K E ile E F D. A, B'yi aynı düzlem üzerine denk getireceğim. Yani şöyle olacak görsel artık. Ve B'den çıkıp L'ye gideceğiz. İşte en kısa yol böyle doğrusal yol. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir ikizkenar kenar yamuk olduğu için soldan ve sağdan böyle dikindirirsek 6 buralarda 2 2 ayrılır. Çünkü ikizkenar yamukta sol ve sağ parçalar eşit. Kök 85 verilmiş. 85'ten 4 çıkarsa 81 böylece 9 oldu. Şimdi burası 9. Kareden dolayı burası 6. Şöyle 2 olduğu için tamamı 10'du. 8 oldu. 8 15 17 üçgeninden C şıkkı. 3 boyutlu cisimleri 2 boyutlu da çizmeye çalışınca bazen biraz insanın kafası karışabiliyor. Basitleştireyim işinizi. Şöyle arkadaşlar TE dikkat edin. TAB'nin TAB yüzeyinin arkadaşlar yüksekliği. O yüzden e, şöyle bir kenara AA dersek burası A köküç olur. Ve EC'ye dikkat. EC pembe tabanın yüksekliği. O zaman arkadaşlar yine bu da A köküç. Demek ki ETC bir ikizkenar üçgenmiş. Bu yüzden EF de dikiner. Ve buraya A dersek kenardan dolayı demek ki 3A kareden a kare çıkarsa 2a kare EF a kök 2 oldu. a kök 2 6 kök 2 biliyoruz. Demek ki bir kenarı arkadaşlar bunun 12'ymiş. Şimdi artık ne söyleyeceğiz? Şunları kaldırıyorum ortadan. Bakın bir düzgün alt şey düzgün dört yüzlü e, ağırlık merkezinin olduğu yere iner yükseklik şöyle bu 6 6 oldu. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. 2 kök 3. 4 kök 3. şöyle bir G ağırlık merkezinden dolayı. Ve bir kenarında 12 olduğunu biliyoruz. 144'ten 48 çıkarsa arkadaşlar kaç yapıyor? 96 demek ki 4 kök 6'ymış yükseklik. Artık taban alanı kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik 4 kök 6 bölü 3 oldu. 12'lerden bir tanesini götürdüm 12 48 çarpı 3 kök 2 yani 144 kök 2 imiş hacim E şıkkı.